Yaşamın öbür yüzü. Gece karanlığında yaşananları anlatan program Gece Vakti başlıyor. Gecenin en siyahında umudun bittiği yerdeyim. Gecenin en siyahında ey şehir sen yoksun. Yaşamın öbür yüzünü Gece Vakti yaşananları anlatan programımız için şehrin caddelerinde dolaşıyoruz. Gece Vakti çalışanları, eğlenenleri, hüzünlenenleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu Gece Vakti ilk olarak Türkmen Dağı'nda neler oluyor sorusuna cevap veren bir toplantıya götürüyoruz sizleri. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA tarafından Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen konferans, Sultan Murat Dümen'in komutan ve sözcüsünü kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluşturdu. Konuşmacılar yaşadıklarını anlatarak pek çoğumuzun merak ettiği sorulara açıklık getirdiler. Ardından Espike Doğa grubundan gençlerin Türkmen Dağı'nın 1800 metre yüksekteki tepelerinde yaptıkları gece kampını ziyaret ediyoruz. Zorlu doğa koşullarında yaşama becerilerini geliştirmek isteyen gençlerin Gece Vakti yaptıkları eğitim yürüyüşü ve kamp hayatından ilginç görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Yaşamın öbür yüzü. Gece karanlığında yaşananları anlatan program Gece Vakti başlıyor. Gece Vakti, bir afişte gördüğümüz Türkmen Dağı'nda neler oluyor sorusuna cevap aramak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'ne gidiyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA tarafından düzenlenen toplantıya ilginin bir hayli fazla olduğunu ve hatta farklı gençlik kesimlerinin de davete icabet ederek Bayır Bucak Türkmenlerine verilen desteğe omuz verdiklerini görüyoruz. Değerli protokol ve kıymetli hazırım. Türkmen Dağı'nda toplantı açılış konuşmasının ardından müezzin Furkan Çınar'ın Kur'an tilavetiyle başladı. Tilavetinin ardından Suriye'de rejimin halka karşı yürüttüğü savaşta yaşanan felaketleri anlatan bir kısa film gösterimi yapıldı. Savaş ne demek biliyor musun kardeşim? Bombalar düşerken köyüne viran oluyor. Baba!
sesin son ses olduğunu hissetmektir savaş. Daha sonra TÜGVA üyesi Muhammed Emin Deniz, Batılı ülkelerin savaş konusundaki çifte standartlarını anlatan bir şiir okudu. Öldürdün mü? İsrail kimi öldüreceksin? Kimsenin sesi çıkmayacak. Duvarın köşesinde babasının kucağına sığınan 12 yaşındaki çocuğun tam göğsüne nişan alacaksın. Ne demekmiş insanca savaş, babasının kollarında can çekişirken çocuk bütün dünyaya göstereceksin. Buldozerlerle girmelisin evlerin kapılarından, mülteci kamplarında düzenlediğin operasyonlarda gelmeli ölüm. Taş atan çocuklar için top atan tanklar bulundurmalısın. Ördüğün 15 metrelik duvarın arkasından görünmez nasıl olsa zulmün, İnsanlık seni anlayışla karşılayacaktır. Türkmen Dağı'nda neler oluyor sorusuna yaşadıklarıyla cevap vermek üzere kürsüye gelen İmkan Der Başkanı Murat Özer, 5 yıldır defalarca Türkmen Dağı'na ve Suriye'ye gittiğini ve inanılmaz manzaralara şahit olduğunu anlattı. Hepiniz biliyorsunuz ki Türkmen Dağı'nda ve 5 yıldır Suriye'de korkunç bir katliam var. Ben defalarca Suriye'ye gittim savaş sonrasında yardım götürmek maksadıyla. Ve orada gerçekten inanamayacağınız manzaralara şahit oldum. Bu görüntülerden sonra herhangi bir şeyi konuşabilmek gerçekten benim için çok zor. Yeniden o hatıralar gözlerimin önünde canlanıyor. Fakat emin olun, tarihin gördüğü en büyük katliamlarından birisi gerçekleşiyor. Türkmen Dağı'nda katliam var dediğimiz için bizi çeşitli medya organları, çeşitli gruplar, çeşitli siyasi hareketler, hem bizi hem de Türkiye siyasetini yönlendiren kişilere, yöneticilerimize karşı müthiş bir kampanya yürütmekteler. Fakat onlar çok kısa bir süre önce hiç kimsenin yaşamadığı ve 200 binden fazla insanın Türkiye'ye hicret ederek bütün bölgeyi bıraktığı, hiçbir sivilin yaşamadığı bir yer için, Kobani için Türkiye'nin dağlarını, taşlarını, köylerini yerle bir etmeye kalktılar. Yangın yerine çevirdiler. O gün Kobani dedikleri yer için dün Türkiye'nin her yerini yangın yerine çevirenler, eğer Kobani düşerse Ankara'da düşer diyenlerin bugün Türkmen Dağı'nda katliam olurken hiçbir şey söylemediklerine şahit oluyoruz. Hiçbir şey söylemedikleri gibi, hayır yalan söylüyorsunuz, orada katliam falan yok diyorlar. Tabii ki katliam yok size göre. Rusya'nın, Amerika'nın, bütün emperyal güçlerin beslemesi olarak bu ülkede 30 yılda 50 bin Müslümanı, 50 bin insanımızı öldüren sizin gibi taşeronlar için tabii ki bir katliam yok. Çünkü sizin nazarınızda bizim hiçbir değerimiz yok. Değerli kardeşlerim, Türkmen Dağı'nda bir katliam var. Hem de görebileceğiniz en büyük katliamlardan birisi. Fakat bu katliam bugün değil, 5 yıldır Suriye halkının üzerine her türlü vahşi saldırıyla gerçekleşen bir katliam. Bakın biraz önce görüntülerde varil bombaları gördünüz. Varil bombaları nedir biliyor musunuz? Bunlar konvansiyonel olmayan silahlar. Yani biraz önce gördüğünüz gibi herhangi bir top mermisinden, herhangi bir düzenek sonucu yapılmış silah araçları değil. Yani herhangi bir hedefi bulmasının imkanı yok. Çünkü ne hedef belirleyebilecek bir mekanizması var, ne de başka bir şeyi. Nişan alan bir asker de yok başında. İçerisine her türlü petrol, kimyevi maddeler, parçalayıcı, delici malzemeler sıkıştırılmış, tenekeden 50 kiloluk dizel, mobil varillerin içerisine bunları yerleştiriyorlar ve bu yerleştirdikleri malzemeyi 5 kilometre yukarıdan helikopterlerle askerler, sözüm ona o askerler, ayaklarıyla aşağıya itiyorlar. Aşağıdaki insanın kim olduğuna, sivil mi, çocuk mu, kadın mı olduğuna bakamazlar. Zaten öyle bir hedef alma imkanları yok. Önüne gelen her yere ayaklarıyla iterek, ellerinde sigaralarından çekerek aşağıda yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet verdiklerinin farkında bile değiller. Gerçek bir cellatlar sürüsü çünkü. Niçin Suriye'deki bu katliamın
tarihin gördüğü en büyük katliamlardan biri olduğunu söylüyorum. Çünkü gözlerimizin önünde 380 bin insan kıtır kıtır doğrandı. Milyonlarca insansa ülkelerini terk edip başka ülkelere hicret etmek zorunda kaldılar. Fakat bir düşünün, savaşlar iki ordu arasında olabilir. Güçlü ordular ve zayıf ordular. Güçlü halklar ve zayıf halklar arasında. Tarih boyunca dengesiz savaşlar ola gelmiştir. Fakat tarih boyunca bir toprakta yaşayan ve sırf bizler Rabbimiz Allah'tır dediği için katledilen Suriye halkı gibi, sırf Rabbimiz Allah'tır dediği için katledilen Suriye halkı gibi bir halk görmemiştir. Amerika'sı bir yandan vuruyor. İngiltere'si bir yandan vuruyor. Rusya'sı bir yandan vuruyor. İran'ı bir yandan vuruyor. Kendisinin vergileriyle beslediği kendi Suriye Hava Kuvvetleri, Suriye ordusu bir yandan vuruyor. Onların teşkilatlandırdığı, adına Şebbiha denilen, yani Türkçe'ye canavar olarak tercüme edebileceğimiz, kendilerine böyle isim koymuşlar, halkın üzerinde büyük korku salsın diye, Şebbiha denen bir tecavüzcülerden oluşan ordu onların üzerine saldırıyor. Yetmiyor. Rusya'yı çağırıyorlar. Yetmiyor. Bütün dünyayı üzerlerine topladılar. Böyle bir savaş tarihte var mıdır? Yeryüzünde böyle bir savaş tahayyül edebiliyor musunuz? Elinde silahı olmayan, elinde kazması küreği bile olmayan insanların verdiği bir savaştan bahsediyoruz. Bakın biraz sonra inşallah komutanımız size hitap edecek. Sultan Murat Tümeni'nin komutanı olan, başkomutanı olan kişi şu anda cephede. O buraya gelmesini çok arzu etmiştik ama şu anda hem PKK ile hem de IŞİD ile karşı büyük bir operasyon yürütüyor. O sebeple buraya gelemedi. Sultan Murat Tümeni'nin başkomutanı olan Fehim İsa bir ayakkabıcıydı. Herhangi bir askeri tecrübesi yoktu. Suriye halkının bugün kendini savunmak için, vatanını, namusunu, ırzını savunmak için ortaya çıkmış olan halkın herhangi bir askeri tecrübesi yok. Manav, kasap, esnaf, ayakkabıcı, çeşitli insanlar, öğrenciler, bunlar savaşıyorlar. Bunlar biraz önce saydığım ordulara karşı savaşıyorlar. Dünyada böyle bir savaş olabilir mi? Evet, ben bu Türk bayrağını aşığıyım. Türk'ün içinde evet Türk bayrağını gezdiriyor. Abi onun için ne belelere düştüm. Bu Allah'tan bir açıklık kalbimde. Ben Türk milletin için, Türk bayrağım için bunu korum. Korum diyorum yani korum. Ben kendimi konuşuyorum. Türk milletin için, Türk bayrağım için bunu korum. Ben de oğlum da kızım da hanım da korum. Ha ben öyle bir açıyorum. Türk bayrağı hediye ederim. Çok memnun ettin beni abi. Abi beni çok memnun ettin. Abi. Beni çok memnun ettin abi. Bu bayrağı gören arkadaş, bu bayrak arkadaş, şimdi sen bana denize bir gemi versen sevinmem. Ben bunu gemiden fazla sevindirdim ben. Allah sevindire seni. Ben bunu dağda öldürsem koynumda görürsünüz. Tabi sen değil, benim arkadaşlarım orada da, gençlerimiz. Şimdi onlar savaşta. Onlar öldürsem bu bayrağı kalbimin yanı başına çıkarırlar inşallah. İnşallah da şehit olurum. Türk bayrağı için, Türkmen için, Türk için, Kürt için, Laz için. Bunu Moğollar bile yapmadı. Bunu Haçlılar bile yapmadı. Bunu bize yaptılar. Biz dağınık olduğumuz için, biz güçsüzleştirildiğimiz için, emperyalistler bütün topraklarımızı işgal ettiler ve ümmet onlara karşı çok büyük direnç gösterdi. Türkiye'de İstiklal Savaşı'yla, Cezayir'de Kurtuluş Savaşı'yla, Suriye'de İstiklal Savaşı'yla, Irak'ta İstiklal Savaşı'yla karşılık verdik. Peki sonuç? İşgal orduları geri çekildiler ve yerlerinde işbirlikçi iktidarlar bıraktılar. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Suriye'de insanların, Suriye halkının kanıyla, canıyla kurmuş olduğu, bağımsızlığa kavuşturduğu, Fransız eliyle Fransızlardan kurtarıp bağımsızlığa kavuşturduğu Suriye'de Esad gibi katil, şimdiki Beşar Esad'ın babasından bahsediyorum, katil ruhlu, işkenceci bir adamı getirdiler.
Bir azınlık mezhebine mensuptu kendisi. Ve bu azınlık mezhebine mensup olduğu için ki o mezhep Şia'nın en uç, en gulat dediğimiz kısmını oluşturduğu için Müslüman olarak kabul edilmiyorlardı. Ve Suriye Anayasası bunları Müslüman olarak, yani bir cumhurbaşkanının ancak Müslüman olması halinde Suriye'nin cumhurbaşkanı olabileceğini söylediği için, bu şekilde ifadelendirildiği için Hafız Esad anayasaya göre cumhurbaşkanı olamıyordu. İşte o zaman kendisine en büyük yardımcı yetişti. Şimdi katliamındaki en büyük ortak olan İran. Onlar dediler ki bizim Müslüman olduğumuza dair fetva verin. Allah'a, kitaba, peygambere her türlü hakaret eden, haşa Hazreti Ali'ye Allah diye namazı, kitabı, orucu hiçbir şeyi olmayan, her türlü zinayı, fuhşu, işkenceyi ve tecavüzü meşru gören bir anlayış, dedi ki bizim Müslüman olduğumuza dair fetva verin, ancak bu şekilde devlet başkanı oluruz. Ve İran hemen koşarak imdadına yetişti. Şimdi olduğu gibi. İran bölgedeki taşeron örgütü olan Hizbullah'ın o dönemdeki liderine fetva yayınlattı. O fetva sayesinde Hafız Esad iktidara gelebildi. Fakat iktidara geldikten sonra halkın %80'inden fazlasını oluşturan Ehl-i Sünnet Müslümanlara karşı inanılmaz bir baskı politikasına girişti. O kadar büyük bir baskı politikasıydı ki bu. Bizim bugün herkesin, hepimizin evlerinde bulunan pek çok tefsir kitabını ve o tefsir kitabının yazarlarını yasaklattı. Tefsir kitaplarını yasaklattı. Bırakın siyasi kitaplardan bahsetmiyorum. İhvan-ı Müslümin'in başına gelenlerden, Müslüman kardeşlerin yaşadığı dramdan bahsetmiyorum. Tefsir kitaplarını yasaklatacak kadar, Kur'an kurslarını yasaklatacak kadar ileriye gitti. Pek çok alanda baskılar, biraz sonra inşallah Suriyeli komutanımız bunları izah edeceğiz. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bismillah ve salat ve selam ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ İki diyor وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Bu nedir? Müslümanlar hep beraber olmalılar, ellerine koymalılar, birbirinin arkasında durmalılar. Kusura bakmayın, Türkmenim ama dilim yani çok size benzemiyor. Bu sucum değil, bu Hafız Esed'in sucum. Hafız Esed bizi istemezdi, Türkmen diyerek. İstemezdi Türkçe konuşak. Benim kimliğim Arabi Suri. Suri değil, Arabi Suri. İstemezsen Arabi Suri, kimliğin yok. Biz Sultan Murat Halep'te çatışan en büyük tümen şimdi orada. Türkmenlerin hepsi de ona katılıyor. İnşallah daha bir yürüyeyim. İnşallah Daesh'ten kurtaracak bu ülkelerden. Bu eserimizi şehitler için hayatı iman ve cihat olarak yaşayanlar Yusuf Yüzlü, Sadık Sözlü ve Hamza Yüreklere gelsin diyoruz. Sağ ulaşan çağrı eşliğine
mikrofonlarımıza konuşan gençler yapılan konuşmaları çok yararlı bulduklarını ve hiç duyulmayan gerçekleri öğrendiklerini söylediler. Abicim bugün Türkmen bunu bize bir daha yaşattı. Gönüllerimize huzurla doldurdu. Allah'a şükür. Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Bunu bir kez daha hissettirdi de arkadaşlarımıza duyurduk. Bundan çok mutluyum abi. Türkmen Allah razı olsun. Maalesef medyada çok farklı haberler çıkıyor Türkmen Dağı'nda ne olduğu hakkında. Bazıları düştü diyor, bazıları hala ellerindedir diyor Türkmenlerin ellerinde. Bunun nasıl olduğuna dair gerçek şeyleri duymak için böyle bir toplantı düzenledik. Ve konuşmacılar da gerçekten oradaki yaşanan hadiseleri çok iyi anlattılar bize. Türkmen Dağı'nda gerçekten yani büyük bir katliam olduğunu, bize bu medyanın daha farklı, hatta hiç yansıtmadığını öğrendik. Gerçekten kardeşimiz, ümmetimiz dediğimiz insanlar neler çektiğini öğrendik. Bunların bilincine vardık. Bunları yani bize yansıttı daha ayrıntılı bir şekilde. Orada bir komutanın çıkıp bunları kendi diliyle söylemesi, gerçekten küçücük çocuklara öyle işkenceler yapmaları, bunları birinci kişinin dilinden, şahsından duymamız bizleri gerçekten yani daha duyarlı bir hale getirdi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz programı yayınlayan kişilere. Gerçekten çok etkileyici bir programdı. Yani onlar söylemeseydi belki de hani hiç bir şekilde haberimiz olmayacaktı. Ve hani şöyle bir şey var, komutanın ağzından birebir dinlemek beni bilhassa daha çok etkiledi. Hani medyada hiçbir şekilde yansıtılmıyor, bize öğretmenlerimiz, hocalarımız ya da başkaları anlatmıyor. Yani orada yaşayan, bunun bilincinde olan, hani birebir omuz omuza savaşan bir insanın ağzından böylesine dinlemek gerçekten çok hüzünlendirdi ve yani bir şeylerin farkına varmama vesile oldu. Ben çok teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. IŞİD'de destek veriyoruz uçaklara. Elhamdülillah, inşallah da bu savaşı kazandık. Türk kardeşlerimizden bütün dualarına eksik etmesinler başımızdan. Allah razı olsun Türkiye'den, Türk kardeşlerimizden her türlü yardımı da bize ediler. Biz Sultan Murad çatışıyoruz Halep'ten, Daesh'ten. İkinci cephe BKK'dan, üçüncü cephede rejimle. Ama onlar biz yani bir şey değil, bunlar bizim ülkemizde yani. Biz onları yani çok yerlerinden kaldırmıyoruz. Ama Suriye'nin bu uçakları onlar bize çok zarar verirler. Evet. Yani o da biz yani bunu gördük yani en son çatışta. Biz Daesh'ten çatışıyoruz. Rusya'nın uçakları ona destek verirler. Türkmen Dağı'nda büyük bir katliam gerçekleşiyor. Biz Türkmen Dağı'ndaki bu mücadelenin Türkiye için özellikle gerçekten bir vatan müdafaası olduğunu, bir vatan savunması haline dönüştüğünü söylüyoruz. Çünkü gerçekten de Türkmen Dağı, Bayır Bucak ve Halep Türkmenlerinin yaşadığı tüm bu bölgeler Türkiye için son derece hayatidir. Türkiye'nin kendi topraklarından farklı bir toprak parçası olarak görmemeliyiz. Yani Hatay'dan, İskenderun'dan, Ankara'dan farklı değildir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından da 1921 tarihli Ankara Anlaşması'na göre, bizim Fransızlarla yapmış olduğumuz bu anlaşmaya göre, Türkiye'nin garantörlük hakkı da vardır. Bu sebeple şimdi çeşitli siyasi hareketler ya da Türkiye'deki bazı ne yazık ki medya organları Türkiye'nin Türkmenlere yönelik desteğini adeta bir eleştiren ve onu bir adeta bir terör destek gibi göstermeye gayret eden çeşitli yaklaşımlara sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu yaklaşım sahiplerinin aslında açık ve net bir şekilde görebildiğimiz kadarıyla tamamı aslında Türkiye'ye karşı savaşan terör örgütlerine bir şekilde sırtlarını dayamış olan yapılar. Kendilerinin PKK'ya, PYD'ye sırtlarını dayadığını iddia eden, söyleyen, itiraf eden örgütler Türkiye'yi savaş heveslisi olmakla suçluyorlar. Halbuki kendileri Türkiye'ye dört koldan savaş açmış durumdalar. Türkiye'deki çeşitli, Türkiye'ye 30 yıldır, 40 yıldır düşmanlık eden çeşitli terör örgütleri bugün Türkmen Dağı'nda MLKP'siyle, DHKPC'siyle, THKPC'siyle, PKK'sıyla bu bölgede PKK'nın hakim olduğu, Rusya'nın kontrolünde, Rusya'nın himayesinde, PKK'nın kontrolünde bir yapı kurmaya gayret ediyorlar. Bu yönüyle değerlendirildiğinde de Türkiye'nin bugünkü varlığı açısından son derece hayatidir. Bu sebeple Türkmen Dağı'nın düşmesi asla kabul edilemez. Bu yolda hem Türk halkının hem de Türkiye Devleti'nin muhakkak surette seferber olması gerekir.